Mavi Tren'le Boyna Anadolu'da. Evet. Ve 26 yılı değil mi gelişi? Pardon 26 evet 26 sonra tam tarih şimdi aklımda değil ne ayıp. İstanbul'a küslüğü bitiyor. Aa, evet, evet. Yani o vakte kadar İstanbul'dan Boğaz'dan vapurla geçiyor. Evet. Bir yere gidiyor, konaklamıyor, şey yapmıyor, inmiyor. Hı hı. Ondan sonra işte artık Halaskar Gazi Caddesi. O herhalde küslük mü? Küslük. Yoksa, hayır. Yoksa Osmanlı'nın... Hayır, hayır. Maalesef Baytaht 24'te biliyorsunuz Cumhuriyetçi Terakkiperver Fırkayı kurdu. Evet. Çok büyük tezahüratla kurucu paşalar, Kazım Karabekir falan, matbuat feci şeyler yazıyor. Ha, ona küstü. Ve efkar-ı umumiye dolayısıyla yazıyor. Hatta tabii başka raporlar da var. Mesela şimdi gençler, işte ne bileyim milletvekilleri, partiye yakın adamlar falan konuştuğu zaman veya etraftan duyuluyor. Yani... Liseliler, üniversite gençliği o zaman Darülfünun bir tane ya, ağızlarını açtıkları an işte despotizmden falan bahsediyorlar. Mülkiyenin bile böyle olduğuna dair şüpheler var. Aha. Sorsan o devrim mülkiyelilerine pek söylemiyorlar ama aha, biz temiz çocuklardır. Anladım. Yani kimse peki sevmiyor. Evliliğine geçelim mi? Zaman daralıyor aslında. Peki. Sizinle saatlerce program yapmak. Orayı da yapmak. Bırakmayalım yani. Evet. Konuşalım. Şimdi Latife Hanım'la evliliği ilgili bize ne anlatırsınız? Mesela bugün arkadaşlarımız bir haber... Vallahi Latife Hanım'la evliliği çok yazılıyor. Şu tip yorumlara şiddetle karşıyım bir kere. Türk kadınlığını temsil eden ve Türkiye'yi bir transformasyona, değişime götüren bir büyük tip. Hiç bundan emin değilim. Kusura bakmayın. Latife Hanım bir reisi cumhur eşinin ne olduğunu pek bilmiyor. Bu çok açık. Öyle mi? Evet efendim. Bilmiyor. İkincisi Türkiye'de bir marşal ne o tarihte onu bilmiyor. Hiçbir yerin protokolüne sığmaz. Yani böyle lider olan bir komutanın eşi vagonun penceresinden sarkacak, Kemal diye bağıracak falan. Bu olmaz. Yani bu mümkün değil bizim. Onlar tevatür değil değil mi? Değil. Var yani. Hocam iyi eğitim gördüğü işte. Efendim iyi eğitim tabii de... İzmir'in zengin adamı. Ben size işte söyleyeyim. Şimdi demir yolu gidiyor Aydın, Maydın, Denizli. Ama o demir yolunun etrafında tek hattın etrafındaki kasabaları, köyleri bağlamak mümkün değil. Demir yolunun muhtaç olduğu biri var. Muammer Bey'in Uşaklı gelin deve kervanları. Deve kervanları demir yoluna muhtaç, demir yolu deve kervanlarına muhtaç. Yani ikisi bir arada. Artık kocaman bir devrime girmiş illaki kadınları. Hayır, daha devrime şey yapmaya çalışıyor adam. Kafadan. Devrime girmedi ama daimi olarak ama Türk erkeğinin kafasında şu var. Efendim böyle westernize tipte kadın. Mühim olan westernize veya efendim oksidental, oryantal olmak değil. Sizinle uyum sağlayacak bir eş, bir bandonördür. Kafa kafa konuşacak. Değil mi? Konuşacak insan. Bu yok yani bu mesela çok batılıdır ama mesela bu bazı şey. Köşke gelip giden insanlara muamele çok aha, önemlidir. O çok herhangi bir orta sınıf hanımının kaprislerini evet, yapamazsın. Çünkü onu küçümsemek için demiyorum. Orada bir sorumluluk yoktur. Bir yani, olay çıkmaz. Kapris mi yapmıştır çikolatası? Müthiş canım hiç. Yani sonra şeyler çok daha kötü yani huylar var. Yani bir devrimciyle evlendiğini de farkında. Sen şeyi okudun mu? Okudun herhalde. Neyi? Rıza Nur'un hatıratını. Evet. Rıza Nur'un eşi muhalif evet, paşalardan birinin evet, kızıydı. Ve uydurukçu bir hatun. Gidip ondan ahbaplık ediyor. Şimdi affedersiniz böyle olmaz. Bu durumda siz evet, muhalefetten birileriyle konuşamazsınız. Yani. Peki neden evleniyor Atatürk? İşte dediğim gibi dediği şey yani oturuyor İzmir'e medeni, girdiği gün daha işin başında Cumhuriyeti ilan konuşabildiği, kimle konuşacak? Erkeklerle bile konuşamıyor. Tek yani adam oturuyor yazıyor yani. Artı onun da yanında tercüme neredeyse yapıyor, rahatça, neredeyse sekreteri, genel sekreteri, sekreteri diller biliyor. Yani şey var Ankara'da da şey yapıyordu bu işleri bütün. Halide Edip Hanım yapıyordu. Hı? Halide Edip Hanım yapıyordu.
Halide Edip Hanım'ın iki lisanı da mükemmeldir. İngilizce ve Fransızcası da. Şöyle, Latife Hanım'ın ihtiraslı işte kendisine sağlayacağı Atatürk'ün gücü istediği ile ilgili çok şimdi eleştiriler bak, var kendisine ama. First Lady olduğun zaman dedim sana, yani sorumluluk olmayan ve yetkileri sınırlı bir adamın eşi gibi davranamazsın. Yani mesela birilerinin karılarıyla çatışırsın, o derhal ona başka alanda sıçrar. Birisinin eşiyle çok iyi olursun, o tabii, başka alanda tabii sıçrar. Sonra mesela evdeki toplantıda kötü davranırsın, kocana itaatsizlik yaparsın. Birdenbire o büyük marşal, kurucu cumhurbaşkanı degrade tabii olur. Tabii. Veyahut o hakaret ettiğin, kinayeli konuştuğun falan adamlar size düşman olmaya başlar. Maalesef Latife Hanım öyle görülüyor ki Türkiye şartlarında bir kurucu cumhurbaşkanının evet ve bir mareşalın çok önemli eşi olmayı bilmiyor. Ama bilmiyor. Atatürk, bu çok açık. Atatürk'ün de işte devrimleri için kadın simgesi aradığı. Tamam, arıyor olmamış canım. Bu kadar açık. Olmaz. Ne devrim olmuyor için kadın simgesi? Olmuyor. Yani bırakın. Onları tartışma hayata geçirdi Latife Hanım. Geçiremez efendim. Daha evvel mesela bu şey için doğrudur. Halide Edip Hanım'a çok iltifat etmiştir. Boş bir kadın katiyen değildir. Biz de bilmezler bunu. Halide Edip? Halide yani Edip Hanım'ın yazdığı bir kitap vardır. Inside India. Hı hı. Bu ciddi bir yayın evinde basıldı 1930'larda Londra'da. Kendisinin bir Hindistan tecrübesi vardır. Hint Müslüman hareketini, yani Müslümanlığından değil, bir nevi geliştirenlerden biri. Hala klasik kitaptır o Hint dünyasında. Hı hı. Şimdi böyle biriyle orada da konuşuyor, bir sürü şey alıyor. O da işte biliyorsun Anadolu Ajansı'nın kuruluşu, evet, bir takım ilişkiler, tercüme şeyleri yapıyor ama bir yerden sonra o da asap bozuyor. Yani bunu ilk günlerden hissediyor. Evet. Hocam Fikriye Hanım peki? Hı? Fikriye Hanım. Fikriye Hanım da onun iyi bir arkadaşı, bu kadar. Yani bunların üçü de birbirine benzemiyor, kusura bakma. Hiç. İç dünyanda ne olduğunu bilemiyoruz. Bunların üçü de üç ayrı yerde duran insanlar. Atatürk için nerede duruyordu Fikriye efendim, Hanım peki? Atatürk kendi yerinde duruyor. Böyle yok, adamların Hanım çok zordur birine bağlanması. Ne yapacaktı yani? Evet. Evet. Şey mi, fasulye mi ayıklayacaktı hanımefendiyle yani, birlikte? Bu olacak mesela, iş değil.